TV52 Akşam Bülteni'nden hepinize merhabalar sayın seyirciler. TV52 Haber Merkezi'nin sizler için hazırlamış olduğu haberleri izliyorsunuz. Sağlık Bakanı Recep Akdağ Ordu'daydı. Bir takım resmi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Ordu'ya gelen Bakan Akdağ ilk olarak Ordu Valiliğini, ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ve hemen ardından AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ bir takım ziyaretler gerçekleştirmek ve resmi temaslarda bulunmak üzere Ordu'nun Altınordu ilçesine geldi. Bakan Akdağ, Ordu Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Garnizon Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk karşıladı. Bakan Akdağ ilk ziyaretini Ordu Valiliğine gerçekleştirdi. Gösterdiği bu nezaketten dolayı ilimize teşrif ettiler. Oradan da valimize geldiler. Daha önce de tam da sel felaketi yaşadığımızda da gelmişlerdi. Bu konuda birçok desteğini gördük. Akdağ Ordu Valiliğinin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Ordu ilimize, Büyükşehir Belediye'mize ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağlıkta dönüşümün mimarı olan hükümetimizin bu alandaki hizmetini mihmandarı olan bakan da sizsiniz. Özellikle ülke genelinde yapmış olduğunuz yatırımlardan, sağlık yatırımlarından ve bu dönüşümden dolayı özellikle teşekkür ediyoruz. Bakan Akdağ, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki ziyaretinden hemen sonra ise AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Öncelikle Ordu ilimize ve parti il teşkilatımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii biz sizi kendimizden ayrı görmüyoruz, ilimizin, Perşembe ilçemizin damadı olarak. Hatta rivayet edilir ki, şahsa sormuşlar nerelisin diye, henüz evlenmedim demiş. Biz de sizleri kendimizden görüyoruz. Biz kendi milletvekilimiz, kendi bakanımız gibi görüyoruz. Bunlar Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın ziyaretlerinden görüntülerdi. Şimdi biraz detaylara inelim. Akdağ'ın ilk olarak Ordu Valiliğini ziyaret etti ve burada da Ordu için çok önemli açıklamalar yaptı. Bakan Akdağ'ın gündeminde ise Ordu'ya yapılacak sağlık projeleri vardı. Bakan Akdağ, Ordu'nun damadı olarak Ordu için en iyisini istediğini söylerken 800 yataklı 250 bin metrekare kapalı alana sahip mükemmel bir şehir hastanesinin yolda olduğunun da müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışını dün vatandaşların büyük katılımıyla ve muhteşem bir törenle gerçekleştirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açılışa teşrif ettiğini anımsatan Akdağ, 50 bini aşkın vatandaşın da miting meydanında toplandığını vurguladı. Mersin Şehir Hastanemizi açtık. Elhamdülillah muhteşem bir açılış merasimi oldu. Mersinli vatandaşlarımızın çok büyük bir katılımı oldu. Büyük bir teveccüh gösterdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız açılışı teşrif etmişlerdi. Mersin'deki arkadaşlarımızın ve Emniyet Müdürlüğü'nün ifadeleriyle bugüne kadar Mersin'de yapılan mitinglerde, toplantılardaki kalabalığı geçmiştekilere kıyasla 1,5 misli 50 bini aşkın bir vatandaşımız miting meydanında toplanmıştı. Allah nasip ederse bütün Türkiye'de özellikle büyük şehirlerimiz başta olmak üzere bu şehir hastanelerini yapacağız ve vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ordu'nun damadı olarak kente mükemmel bir şehir hastanesi yapacaklarını anlatan Bakan Akdağ, biz Ordu'ya Allah nasip ederse şaheser bir hastane yapacağız. Böylelikle üniversitemiz de çok kolay gelişecek. İnşallah bunun ardından Ordu'ya güzel bir ağız ve diş sağlığı merkezi de inşa edeceğiz diye konuştu. Ordu'da daha önceki planlamada bir yeni devlet hastanesi olarak 400 yataklı bir hastane,
üniversite içinde yine o büyüklükte bir hastane planlamıştı. Bunu uzun uzadıya oturduk, değerlendirdik. Benim tecrübelerim de şunu gösteriyor. Bir eğitim hastanesi istiyorsanız, gerçek bir eğitim ve araştırma hastanesi istiyorsanız, hele Ordu gibi bir büyük şehre layık bir eğitim ve araştırma hastanesi istiyorsanız, buranın güçlü olması lazım. Hem yatak sayısı itibariyle, hem böyle bir eğitim ve araştırma hastanesine gelecek hasta sayısı, hasta çeşitliliği itibariyle. Tabii biz Ordu'da öteden beri böyle bir hastaneyi hep özledik. Hep tasarladık, hayal ettik. Ama arsa problemlerimiz vardı. Bu sefer üniversitemizle işbirliği yapınca, üniversitede 75 dönüm üniversite arazisinin içinde bir arsa temin edebildik. Böylece 800 yataklı bir şehir hastanesi yapma imkanımız doğdu. Biz Ordu'ya Allah nasip ederse şaheser bir hastane yapacağız. Ve böylece üniversitemiz de çok kolay gelişecek. Akdağ Ordu'da bazı ilçelerde doktor eksikliği yaşandığını, bunun da Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütü çatısı altındaki 53 ülke içinde doktor sayısı nüfusuna göre az olan Türkiye'de doktor sayımız artıyor ifadelerinde bulundu. Yapacağımız bu şehir hastanesinin, Ordu Şehir Hastanesi'nin kamu özel ortaklığıyla yapılma fikri doğdu. Şimdi bunu Kalkınma Bakanlığı ile görüşüyoruz. Kamu özel ortaklığı bize şunu sağlıyor. Hem daha kısa sürede hastane inşa edebiliyoruz, hem çok kaliteli hastaneler inşa edebiliyoruz. Doktor meselesi, bazı ilçelerimizdeki doktor eksikleri meselesi doğrudur. Türkiye'nin bir gerçeğidir. Türkiye'de hala doktor sayımız istediğimiz orana ulaşmadı. Bunun için 10 senedir mücadele veriyoruz. Daha öncesinde Türkiye'de çeşitli meslek örgütleri ve maalesef zaman zaman üniversiteler, YÖK, doktor sayısının artışına karşı çıkıyorlardı. Bunu ilk ortaya koyduğumuzda bize de büyük tepkiler oldu. Yani Türkiye'de doktor sayısı yetersiz, bu sayıyı artırmamız lazım diyen ilk Sağlık Bakanı benim. Çok inanılmaz tepkiler aldım o zaman. Türkiye Cumhuriyeti olarak Avrupa'nın Dünya Sağlık Örgütü çatısı altındaki 53 ülkesinin içinde doktor sayısı en az olan, nüfusuna göre en az olan ülke Türkiye. Doktor sayımız artıyor. Yılda 4000 öğrenci, 4500 öğrenci alınıyordu tıp fakültelerine. Şimdi 12000 öğrenci alınıyor. Ama takdir edersiniz ki mesela bir uzman doktorun yetişmesi 10 sene, 12 sene alıyor. Akdağ önümüzdeki 2-3 sene içinde doktor sayılarının ve imkanlarının daha da artacağını vurgulayarak, ellerinden geldiği kadar da doktorları her şehre adaletli ve dengeli dağıtmak hususunda imtina ettiklerini ifade etti. Biraz zamana ihtiyacımız vardı. Önümüzdeki 1-2-3 sene içerisinde doktor sayılarımız daha da artacak, imkanlarımız daha da artacak. Ama tabii elimizden geldiği kadar bu mevcut doktor sayısını adaletli dağıtmak, her şehre dengeli dağıtmak hususunda da çok itina ediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ağrı'da konuştu. Soylu'nun gündeminde referandum vardı. Mührün milletin elinde olduğu bir döneme gidiyoruz diyen Soylu muhalefete de yüklendi. Önümüzdeki günlerde inşallah Nisan ayı içerisinde bir halk oylamasına, bir referanduma doğru adım atıyoruz. Gezi olayları yapıyorlar. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıyoruz. Onlar 17-25 Aralık darbesini yapıyorlar. Biz 81 vilayetimizde üniversitelerle, ilimle, bilimle evlatlarımızı, çocuklarımızı buluşturuyoruz. Onlar bir taraftan 17-25 Aralık darbesini, 6-7 Ekim olaylarını, gezi olaylarını, hele hele son dönemlerde hep birlikte yaşadığımız 15 Temmuz hain girişimini gerçekleştiriyorlar. O FETÖ terör örgütüyle birlikte biz onlara yine Avrasya Köprüsü'yle, Avrasya Tüneli'yle, biz onlara yine Osman Gazi Köprüsü'yle, biz onlara yine dün Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın on binlerce insanla birlikte açtığı Mersin'deki şehir hastanesiyle beraber cevap veriyoruz. Bizim cevabımız açıktır. Bu millete hizmetkar olmaktır bizim cevabımız. Bizim cevabımız açıktır. Bizim cevabımız kalkınmadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeyi bu millet idare edecek.
Öyle sağdan soldan başkasının dürtüklemesiyle, planıyla, kurgusuyla bu ülkeyi kimse ama kimse idare edemeyecek. Mühür milletin elinde olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Bu millet, bu sistemin adı evet Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Ama bu sistemin tanımı da millet sistemidir, millet. Bu bir millet sistemidir. İşte bu millet sistemiyle beraber milletin egemen olduğu, milletin hakim olduğu, kararı milletin verdiği yepyeni bir anlayış. Diğer maddelerle birlikte demokrasinin tahkim edildiği, demokrasinin o katılımcılık esasına göre çoğaldığı bir anlayışı hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Tankların önüne geçenler, çıplak elleriyle beraber, silahların önüne geçenler, çıplak ellerle beraber, helikopterle attığı kurşuna dur diyenler, elbette ki bizim sorumluluklarımız üzerine sorumluluk yüklemektedir. Ömer Arisler, Fethi Sekinler, işte Muhammed Safi Türkler, bu ülkede özellikle 21. yüzyılda vatan ne demektir, millet ne demektir, toprak ne demektir, kardeşlik ne demektir ve bu millete hizmetkarlık ne demektir ortaya koydular. Onlara sorumluluğumuzu hep beraber gerçekleştireceğiz. Pusularla evlat. Genel Başkanlığını AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun yaptığı Yerel Düşünce Derneği, 3. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir program düzenledi. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu da katıldı. Topçu'nun gündeminde referandum vardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yerli Düşünce Derneği'nin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa Yalçın Topçu'nun yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu da katıldı. Davetlere hitap etmek üzere kürsüye çıkan Topçu, referandum süreci ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. Önümüze gelecek sandıkta biz bir partiyi vesaireyi, onun yönetim anlayışını, şeklini falan değil, hükümet sistemimizi değiştireceğiz. Ve biz o sandığa gittiğimiz zaman şunu oylayacağız. Artık diyeceğiz, egemenlik milletindir. Egemen olan millettir, devlet millete hadimdir. Ve o sandığa gittiğimiz zaman diyeceğiz ki, biz şimdi tek devleti, tek milleti, tek vatanı, tek bayrağı garanti altına alıyoruz. Yani bu sistem güçlü liderler çıkartacak. İktidar güçlü olacak ve hesap verecek. Yani bundan sonra seçilecekler milletin %50'sinden bir fazlasının oyunu alarak seçilmeleri mümkün olacak. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte halka hesap veren güçlü iktidarlar oluşacağını kaydeden Topçu, koalisyon beklemek devri bitmiş olacak ifadelerini kullandı. Kurulacak ve bu iktidarlar 5 yıl sonra doğrudan millete sandıkta hesap verecek. Aynı zamanda da güçlü bir meclis olacağı için yasama organına da hesap vermiş olacak. Bir medeniyet tasavvuru olan yerli düşünce mensuplarının ülkenin karşı karşıya olduğu bu noktada söz söylemesi gerekir. Şimdi toplumu kutuplaştırmalardan bahsediliyor, bilmem o şu bu falan söyleniyor. Bunlara biz yerli düşünce olarak kulak asmış değiliz. Evet, toplumu birileri kutuplaştırdı. FETÖ terör örgütü kutuplaştırdı. Bölücü terör örgütü kutuplaştırdı. Bilumun terör örgütlerinin arkasında öyle veyahut da böyle duranlar kutuplaştırdı. Millet bu toplumu falan kutuplaştırmadı. Netice itibariyle biz yerli düşünce olarak tavrımız ve yerimiz her zaman olduğu gibi devletin ve milletin yanında. Bizim tavrımız bu. Biz yerli düşünce olarak, yerli düşünce mensupları olarak bu referandumda evet, milletin egemenliği için evet diyeceğiz. Düğün hazırlığı yapan genç kız sabah yatağında ölü bulundu. Altınordu'da 27 yaşındaki genç kız Gülçin Tekinkaya'nın ani ölümü sevenlerini yasa boğarken genç kızın 5 ay sonra evleneceği öğrenildi. Bu ölüm Ordu'yu yasa boğdu. Olay Altınordu ilçesine bağlı Teyneli mahallesinde meydana geldi. 27 yaşındaki Gülçin Tekinkaya'nın sabah kalkmaması üzerine ailesi genç kızın odasına girdi. Yatakta genç kızın hareketsiz olduğunu gören aile durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak Gülçin Tekinkaya'nın öldüğü belirlendi.
Olaya el koyan Cumhuriyet Savcılığı Gülçin Tekinkaya'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedini Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Genç yaşta ölümüyle büyük üzüntü yaratan Gülçin Tekinkaya'nın düğün hazırlığı yaptığı da öğrenildi. Gülçin Tekinkaya 8 ay önce Furkan Kılıç'la nişanlanmıştı. Çift Temmuz ayı içerisinde düğün yapacaktı. Şehir magandalarının hedefinde bu kez Muharif Gaziler Derneği vardı. Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi siteler mevkiinde mütevazi bir binada bulunan derneğin camları kırıldı, güvenlik kamerası sökülerek çalındı. Üstelik bu ilk kez olmuyordu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya hangi vicdan bunu yapar diyerek sesini duyurmaya çalıştı. Bu kez hırsızların hedefi Gaziler Derneği oldu. Ordu'nun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi çirkin saldırıyla sarsıldı. Dernek binasının camları kırıldı, su akarları söküldü ve güvenlik kamerası çalındı. Üstelik bu ilk kez olmuyordu. Yani şu haber yapmaya utanıyoruz. Çünkü burası 5-600 şehit ve gazi ailelerinin toplandığı, buluştuğu bir yer. Buradaki insanlar vatana canını, kanını akıtmış insanlar. Kimi kanını ve canını vermiş, şehit olmuş, kimi gazi olmuş. Biz 5-6 seneden beri burada mücadele veriyoruz. Hangi vicdan bunu yapar diyerek yaşananları anlatan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya üzgündü. Gümüşkaya, bizler bu ülkeye canlarıyla hizmet etmiş gazileriz. Bu saldırılar bizleri çok üzüyor dedi. Sürekli bu dernek böyle bu şekilde baskıya uğruyor, saldırıya uğruyor. Dışlarına kötü yazılar yazıyorlar, camlarını kırıyorlar. En son kamera taktırdık, bunların kim olduğunu tespit edelim diye. Şimdi de tespit ettik. Kamera görüntülerimiz var, kameranın birini alıp gitmişler. Bütün su borularını yakıyorlar karşıda, ısınma gibi bir şeyler yapıyorlar. Artık ne bileyim vallahi biz de şaşırdık yani. Aslında bunun olmaması gerekir. Ordu, Giresun iki dernek buraya bağlı. Burada insanlar buraya sürekli gelip gidiyor. Kimseye bir zararları olmayan insanlar. Yani biz buradaki insanlar vatansever insanlar. Bunu bu derneğe yapılması çok gücümüze gitti. Şehir magandaları dernek binasının duvarlarını bile rahat bırakmadı. Küfür içerikli yazılar yazan magandalar camları kırıp girdikleri binanın içini de tahrip etti. Dernek Başkanı Gümüşkaya'nın iddialarına göre dernek binasının da içinde bulunduğu park özellikle uyuşturucu kullananların mekanı haline gelmiş durumda. Yani bunu orduya duyurmak istiyoruz. Ordular buradaki, ben buradaki bu mahallenin ailelerine seslenmek istiyorum. Lütfen çocuklarını bu parka göndermesinler. Çünkü burada her türlü kötü alışkanlık var. Uyuşturucudan her şeye kadar burada var. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Burada daha büyükleri var. 25-30 yaşlarında insanlar geliyor buraya. Her türlü kötü alışkanlık var. Onun için çocuklarına sahip çıksınlar. Yarın öbür gün yani vakit geç olduğu zaman biz ne yapalım diye faturalanmayacaklar. Şimdiden çocuklarına sahip çıkacaklar. Lütfen yani özellikle bu mahallenin insanlarına sesleniyorum ben burada. Çünkü burası ne olduğu belli değil. Gece, hele gece kontrolsüz, sahipsiz. Tehna saatlerde, okul tatil olduğu zaman çocuklarının nereye gittiklerine bir baksınlar, nerede kaldıklarına bir baksınlar. Buyurun görüntülerde siz görüyorsunuz. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kameralarına yansıyan ve 18 yaşın altında oldukları tahmin edilen 3 kişiyi arıyor. Ordu'da yeni sosyal yaşam alanları oluşturmak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde başlattığı Fevzi Çakmak Parkı ve Sosyal Tesis Projesi'nin yapım çalışmalarına devam ediyor. Projede inşaat çalışmalarının Mart ayı sonuna bitirilmesi amaçlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde başlattığı Fevzi Çakmak Parkı ve Sosyal Tesis Projesi'nin yapım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında sosyal tesis binasının betonarme işleri tamamlanarak tuğla duvarları örüldü ve çelik konstrüksiyon çatı örtüsü yapıldı. Bina içinde elektrik işleri biterken sıva çalışmalarına başlandı. %70'i tamamlanan projenin Mart ayı sonunda bitirilmesi amaçlanıyor.
Fevzi Çakmak Parkı ve Sosyal Tesis Projesi'nin Ünye'nin sosyal yaşamına yeni bir soluk getireceğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, proje tamamlandığında vatandaşların el becerilerini geliştirip el emeği ürünlerini sergileyebileceği, farklı sosyal organizasyonlar yapabileceği, sportif faaliyetlerde bulunabileceği ve çocukların gönüllerince oynayıp rahat nefes alabileceği çok amaçlı bir yaşam alanı ortaya çıkacak dedi. Yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek proje kapsamında sosyal tesis binası, çocuklar için oyun parkı, spor alanları, kamelyalar, oturma grupları ve peyzaj donatı elemanları yapılacak. 680 metrekare kapalı alana sahip olacak sosyal tesis binasında kafeterya, bilgisayar dersliği, kurs alanı, sergi alanları ve çok amaçlı salon yer alacak. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ordu Valiliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Karadeniz'in olmazsa olmazı Ordu gündeminin de başına çeken konu arasında yer alan fındık konusunu da gündeme getirdi. Akdağ, fındığın faydalarını bir bir sıralarken fındığın çok tüketilmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Eşraftan bir insan bana ulaştı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ordu Valiliği ziyaretinde Karadenizli üreticinin alın teri fındığa da gönderme yaptı ve fındığın faydaları hakkında bilgi verdi. Sağlıklı beslenmeliyiz. Fındık, hele bu natürel fındık, en sağlıklı beslenebileceğimiz ürünlerden birisi. Bakan Akdağ, sağlıklı beslenilmesi gerektiğini vurgu yaparken fındığınsa sağlıklı bir besin olduğuna dikkat çekti. Bir taraftan içindeki özel yağları, mineralleri sebebiyle hem de dengeli kalori oluşturması sebebiyle gerçekten fındık çok kıymetli bir besin maddesi. Bir taraftan içindeki yağları ve mineralleri, bir taraftan da dengeli kalori oluşturması sebebiyle fındığın çok kıymetli bir besin olduğunu söyleyen Bakan Akdağ, işin özeti fındığı çok tüketmeliyiz diye konuştu. Fındığı çok tüketmeliyiz. İşin özeti bu. Teşekkür ederim. Size de vereyim. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın gündeminde referandum da vardı. Bakan Akdağ yaptığı konuşmada CHP'yi hedef aldı ve CHP'nin HDP ile omuz omuza bir tutum sergilediğini ifade etti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ordu ziyaretinde partililerle de bir araya geldi. AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Akdağ'ın gündeminde referandum vardı. Burası çok tatlı bir şehir. Yaşanası bir şehir oldu. İnsan kalitesi de yüksek bir şehir. Aynı zamanda AK Parti'mize de müthiş destek veren bir şehir. Son seçimlerde %64'e yakın bir oy aldık. İnşallah önümüzdeki referandumda da mutlaka taşlanacak %70'lerin üstünde 80'lere yakın bir oy almamız lazım. Ben böyle arzu ediyorum doğrusu. Ordu'nun AK Parti'ye en çok destek veren illerin başında yer aldığına dikkat çeken Bakan Akdağ, referandumda da bu desteğin değişmeyeceğine inandığını söyledi ve en az %70-%80 oranında bir oy beklediklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi kendi geçmişine yakışan bir işi yapmıyor. Maalesef HDP ile omuz omuza bir hareket tarzı var. Bunu meclisteki görüşmelerde çok yakından biz yaşadık. Vatandaşlarımız takip ettiler. Enteresan bir biçimde mecliste yerine göre zorbalık, kaba kuvvetle milletin önüne bu referandum kararının getirilmesine HDP ve CHP milletvekilleri birlikte mani olmaya çalıştılar. Halbuki bizim yapmaya çalıştığımız şuydu: vatandaş kararını versin. Referandum sürecini değerlendiren Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın eleştiri oklarının hedefinde ise Cumhuriyet Halk Partisi vardı. CHP'nin tutumunu anlamak zor diyen Akdağ, CHP'yi HDP ile omuz omuza yürümekle suçladı.
yarım asırdır, 70 senedir konuşulan meselede milletin hakemliğine başvurma. Bundan daha tabii ne olabilir? Millet karar versin. Demokrasi dendiğinde mangalda kül bırakmayanların sandık milletin önüne götürülmeye çalışıldığında buna mani olmaya çalışmaları gerçekten dikkat çekicidir. Cumhuriyet Halk Partisi ya da HDP neden korkuyor? Karar verecek 80 milyon milletin oy kullanan seçmenleri değil mi? Millet her zaman doğruyu bulmuştur. Allah'ın izniyle bu referandumda doğruyu bulacaktır. Bakan Ak'ta AK Parti il binasında yaptığı konuşmada, demokrasi denildiğinde mangalda kül bırakmayanların sandık milletin önüne götürülmeye çalışıldığında buna mani olmaya çalışmaları gerçekten dikkat çekicidir ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Recep Aktağ, ordunun sağlık hizmetlerinin ve yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya katıldı. Profesör Doktor Recep Aktağ konuşmasında ordunun sağlık hizmetleriyle alakalı olarak Şubat ayındaki değerlendirmelerini yapacaklarını dile getirdi. Çeşitli ziyaret, temas ve bakanlığı ile ilgili konularda değerlendirmelerde bulunmak üzere orduya gelen Sağlık Bakanı Profesör Doktor Recep Aktağ, ordunun sağlık hizmetlerinin ve yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya katıldı. Toplantının açılış konuşmasında bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Profesör Doktor Recep Aktağ, ordunun sağlık hizmetleriyle alakalı olarak Şubat ayındaki değerlendirmelerini yapacaklarını dile getirirken, Sağlık Bakanlığı olarak sağlık hizmetlerini geliştirirken sahayı çok iyi bilen, sahada uzun süre çalışmış uzman arkadaşlarımızla ve il yöneticilerimizle değerlendiriyoruz şeklinde konuştu. Sağlık hizmetlerini geliştirirken bütün sağlıkta dönüşüm programı boyunca bir yöntemimiz var. Şehirleri sahayı çok iyi bilen, sahada uzun süre çalışmış uzman arkadaşlarımızla ve il yöneticilerle beraber değerlendiriyoruz. Onlar bize kısa bir, bazen biraz uzun da olabiliyor, hazırlık yapıyorlar. Sonra il valimiz, il belediye başkanımız, milletvekillerimizle beraber, il yöneticilerimizle beraber bütün bu değerlendirmeleri masaya yatırıyoruz. Birkaç saat süren bir çalışmayla mevcut planlamalarımızı gerek yatırımlarımız açısından, gerek insan kaynaklarımız açısından, gerekse o ile koyduğumuz hedefler açısından yeniden gözden geçiriyoruz. Güncellemeler yapıyoruz. Konuşmanın ardından Sağlık Bakanlığı bürokratları Sağlık Bakanlığı'nın ordudaki yöneticileri tarafından ordudaki sağlık hizmetlerinin geldiği nokta eksiklikler, aksaklıklar ve ihtiyaçlarla ilgili sunum ve bilgilendirme yapıldı. Geri bildirim son derece önemli bir iş. Doğru geri bildirim alırsanız, işlerin sahada nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini takip ederseniz, yapılması gerekenleri tespit etmeniz ve yapmanız kolaylaşıyor. Bu yöntem çok işimize yaradı. Ben bu yöntemi dünyanın birçok ülkesinde danışmanlık yaptığım ülkelerde, Harvard'da birlikte çalıştığımız, eğitim programlarını aldığımız, bakanlıklarla yaptığımız toplantılarda da izah ettiğim zaman büyük bir kabul ve beğeni toplayan bir yöntemdi. Sağlıkta dönüşümün ikinci fazında, yani 2017'nin başında başlattığımız yeni dönemde de bu yöntemimizi geliştirerek devam ettireceğiz. Bunun için ordudayız bugün. TV52 akşam bülteninin sonuna geldik sayın seyirciler. Birazdan spor haberleri, ardından yol durumunu izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Pazar günü kritik maçta Maltepe Spor ile karşılaşacak olan Ordu Spor'da son hazırlıklar da tamamlandı. 19 Eylül'de kümede kalma mücadelesi sahne alacak. Spor Toto 3. Lig 3. grupta kümede kalma mücadelesi veren 2-2000 karşılaşmasında Ordu Spor seyirci avantajını kullanacak. Maltepe Spor ise zorlu deplasmanda en az 1 puan için gelecek. Pazar günü saat 13'te oynanacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan antrenör Yalçın Gürsoy,
Bu süreçten sonra 19 Eylül'de kesinlikle maç kaybetmek istemediklerini söyledi. Zorlu maç öncesinde önemli iki oyuncusunu kaybettiğini açıklayan deneyimli çalıştırıcı, Muğla Spor maçında önemli oyuncularımızı kaybettik. Ama cezalı olan oyuncumuz ve sakat olan diğer oyuncumuz takıma geri döndüler. Yine eksik sayılmayacağız. Sahaya çıkıp galip gelmek için elimizden geleni yapacağız açıklamasını yaptı. Biz kendi sahamızda maç kazanmak, deplasmandan da puanlar almak istiyoruz. Bu ligde bu mücadeleyi gösterecek bu arkadaşlar. Şimdi tabii ki bunlar önemli oyuncularımız ama geçen hafta Yunus arkadaşımız cezalıydı. Onun cezası doldu. O mevkiyi onunla doldurabileceğiz. İki tane de sakat oyuncumuz vardı uzun süredir. Onların da %100 iyi oldular. Onlar da bizim için bir kazanç. Ben bu arkadaşlarımızın sahaya 11 kişi çıkacağız. Aynı ruhla çıkacaklarına, aynı savaşı vereceklerine inanıyoruz. Biz taraftarlarımızdan, bize inanan taraftarlarımızdan bizi desteklemelerini bekliyoruz. Biz çünkü bu çocuklara inanıyoruz. Biz galibiyet tek hedefimiz. Galip gelmek için tabii ki zor olduğunu da biliyoruz. Rakibimiz de zor durumda. Onlar da puan kazanmak isteyeceklerdir. Onlar da takviye yapmışlar. Hiç önemli değil. Biz ruhumuzu sahaya yansıtacağız. Biraz belki zorlanacağız ama kazanmak istiyoruz. Sezon sonu kümede kalacaklarına inandıklarını söyleyen Gürsoy, zor bir süreç ama bunu başaracağız açıklamasını yaptı. Kesinlikle inanıyoruz ama tabii ki zor bir süreçten geçiriyoruz takımımız. Biz bu süreci bu haftaki maçta atlatırsak, bunu Bingöl maçında yaptık, bize çok büyük moral oldu. Maltepe maçında da bunu başarabilirsek, ki başaracağız inşallah, bunu önümüzdeki haftalara taşıyacağımıza inanıyorum. Gençlerimizde de bu inanç mevcut. Sakatlık sürecini atlatan Tolga Yılmaz ise Maltepe Spor müsabakasında kendisine şans verilmesi halinde elinden geleni yapacağını söyledi. Sakatlık süreci yaşadığım 2 ay gerçekten benim için uzun bir süre oldu. Ama 2 tane de cezalı oyuncumuz var. İnşallah kadroya girerim. Şans gelirse de elimden geleni yapacağımı eminim. Tabii ki Ordu Spor zor bir süreçten geçiyor. Bizim üstümüzde büyük var. Bunun bilincindeyiz. Ama takım olarak buna kenetlendik. İnşallah ligde kalacağız. Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 17. Hafta müsabakasında Ladik Belediyespor'a konuk olacak olan Fasa Belediyespor'da tüm planlar galibiyet üzerine kurulu. Yoğun kar yağışına rağmen hafta içi teknik direktör Can Güven gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Fasa Belediyespor, Ladik Belediyespor'u deplasmanda yenerek 2 maç aradan sonra galibiyetle tanışmanın hesaplarını yapıyor. Güzel Ordu Spor'a mağlup olduktan sonra Görele Spor ile de berabere kalan Sarı Lacivertli ekip Ladik Belediyespor deplasmanına galibiyet için gidecek. Fas Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven, Ladik Belediyespor maçına hazır olduklarını söyleyerek deplasmandan 3 puana dönmek istediklerini söyledi. İki takım arasında ligin ilk devresinde Ordu'da oynanan müsabakayı Fas Belediyespor 1-0 kazanmıştı. Fas Belediyespor geride bıraktığımız haftayı maç yapmadan geçirmişti. Aşırı kar yağışı nedeniyle Fas ilçe stadının karla kaplı olması Sarı Lacivertlere engel olmuştu. Fasa Belediyespor'un Ayancık Belediyespor ile oynayacağı müsabaka ertelenmişti. Ertelenen o müsabaka 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Ladik Belediyespor müsabakası öncesinde bir maç eksikle 29 puana sahip olan Fasa Belediyespor 3. sırada yer alıyor. Ladik Belediyespor ise 17 puanla 7. sırada bulunuyor. Ladik Belediyespor Fasa Belediyespor müsabakası 5 Şubat Pazar günü saat 14'te Ladik İlçe Stadı'nda oynanacak. Lider Akkuş Dadaşları, Ordu Spor ise Yiğidoğulları konuk edecek. Voleybol Erkekler 2. Lig 3. grupta 14. hafta pazar günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Grubun 14. haftasında lider Akkuş, Erzurum Spor Lisesi'ni konuk edecek. 35 puanla liderliğini devam ettiren Akkuş Belediyespor, galibiyet serisine Erzurum temsilcisiyle devam ettirmek istiyor. Geride bıraktığımız hafta, deplasmanda Gerze Gençlik Gücü'nü zorlanmadan geçen Akkuş, pazar günü taraftarıyla birlikte galibiyete kilitlendi. Üst lig yolunda playoff'un en büyük adayı haline gelen Akkuş Belediyespor voleybol takımı 35 puanla lider konumda, Erzurum Spor Lisesi ise 25 puanla 4. sırada yer alıyor. Akkuş Belediyespor ligin ilk yarısında Erzurum Spor Lisesi'ni deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Akkuş Belediyespor
Erzurum Spor Lisesi karşılaşması pazar günü saat 13'te oynanacak. Bir diğer Ordu temsilcisi Ordu Spor ise Yiğidoğulları konuk edecek. Playoff yarışında çok uzaklarda kalan Ordu Spor, pazar günü kendisi gibi iddiası kalmayan Sivas Gençlik Spor'u konuk edecek. Sivas Gençlik Spor maçını kazanarak hem Arhavi Belediyespor yenilgisini unutturmak hem de yeniden galip gelmek istediklerini dile getiren Ordu Spor erkek voleybol takım kaptanı Güngör Yüce, inişi çıkışlı grafiğe son vererek lig sonuna kadar puan kaybetmeden devam etmek istediklerini söyledi. Bu maç öncesinde 24 puanla 5. sırada yer alan Ordu Spor, geride bıraktığımız hafta sonu Arhavi Belediyespor'a 3-0 mağlup olmuştu. 10 puanla 8. sırada yer alan Sivas Gençlik Spor ise Erzurum Spor Lisesi'ne 3-1 mağlup oldu. Ordu Spor, Sivas Gençlik Spor karşılaşması pazar günü saat 11'de oynanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Kış mevsimi dolayısıyla yola çıkacak olan sürücülerimizin araçlarında kış lastikleri takılı olması, mutlaka zincir, takoz, çekme halatları bulundurmaları, araç takip mesafelerini arttırmaları, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, şerit ihlalleri yapmamaları ve buzlanma olabilecek kesimlerde dikkatli olmaları gerekmektedir. Giresun-Trabzon yolunun 43. kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nin Giresun-Trabzon yönünde bulunan Güney Tüpü'nde 26.01.2017-04.02.2017 tarihleri arasında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kumluca şehir geçişindeki bölünmüş yolun 13. ve 15. kilometreleri arasındaki sol geliş şeridi yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış ve trafik sağ gidiş şeridinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62. ve 67. kilometreleri arasında orta refüjde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Karataş Kavşağı 3. ve 4. kilometreleri arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım Karataş Viyadüğü Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin-Şavşat yolunun 25. kilometresinde Berta mevkinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Diyarbakır-Ergani yolunun 18. ve 23. kilometre arasında kavşak düzenlemeleri, sanat yapıları, üst yapı ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.